Cemaat'cığım. Abim. Büyük konuşuyoruz. Büyük konuşuyoruz. Abi eyvallah ya. Büyük badire atlattık. Ama atlattık. Soğuk değil mi? İş şenaymış, bu ne ya? Ya işte bizim hayatımız böyle yerlerde geçiyor hep Yamaç'cığım. Eyvallah. Ha, şu Emrah diye biri vardı, onu ben araştırdım. Ya manyağın teki o çocuk, biliyor musun? Yani ha. Hiçbir yerde 3 aydan fazla kalmamış. Yani her gittiği yerde bir de arıza bırakmış. Onun için burada fazla kalamaz diye düşünüyorum. Yani sen biraz sabredersen iş olacak gibi. Doğru. Yani eyvallah. Senin bir alakan yok değil mi? Nasıl yani? Ya işte ne bileyim, yardımcı olabileceğin anlamında. Seni ilgilendiren bir konu yok. Ah, abi çok soğuk. Kafamdakiler ağzımdan çıkmıyor, kusura bakma. Gel başka bir yere gidelim istiyorsan. Yok yok. Yok. Ben seni içinden almayayım abi. Sadece bir şey daha soracağım. Bu favorileri kime yaptırıyorsun abi? Bana da yapar mı? Yamaç. Sahalı. Ön dişleri ayrıktı. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Yani biri benim karşıma geçse, yavşak dese, ben dayanamazdım. Sen nasıl dayandın abi ya? Vallahi helal olsun. Durdum. Hazırım. Eğlence başladı, eğlence!
Oynayan açığı yok. Olmayan paçası yok. Kurtaran paçayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Temel güvenin yok. İllegal legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın esesi yok. Her şey boş, yeni tasarı yok. Bak büyüdün sokakta masalın yok. Kollarımdan öte saranın yok. Dirisin ya da ölü arafı yok. Kafamın önünde polisler var. Elimde silahla komiser var. Üstümde başımda kan izi var. Önümde kocaman valizler var. Bana tepeler denizler dar. Bir de sırtımda keneler var. Yarım kalır o şarkılar. Burada panda yok develer var. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Montumun cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok.
yürütemez. Lan! Lan lan lan! Lan! Sıkma! Yedi valla. Aferin lan sana! Biraz sinirlendim. Birazcık sinirlendim. Salih. Bizi ne yerlere soktun Salih? Açsana oğlum. Ne yapalım oğlum? Duymadın mı? Tamam bekleyin dedi de telefonla konuşmayın demedi. Peki. Tamam abi ya. Gelecektin. Ben senin oğlunum diyecektim. Hepsi bu. Sen ne yaptın? Ne hallere koydun bizi? Beni ne hallere koydun? Kim söyledi? Paşa söyledi. Ne olduysa, ne yaşadıysa Artuğlu Saadettin olmuş dedi. Senin oğlunmuş dedi. Oğlumu neden öldürdün lan? Ne yaptı benim oğlum sana? Hı? Ben bilmiyordum ki böyle karşılıklı duracağımızı, konuşacağımızı. Benim senin o öğreneceğini bilmiyordum. Bilmiyordum. Gireceğim dedin. Kıracağım. Alacağım dedin. Evet. Dedim. Alamazsam da ölürüm dedin. Ölürüm dedim. Zaten kaç defa öldüm ben. Dirimin kime faydası oldu ki? Ölümün olsun. En azından intikamımı alırım. Gözüm açık gitmez dedim. Hastanedeyken adam da göndermişsin bana. Evet. Gönderdim. Oğlumu öldürdün yetmedi. Benim canımı da mı alacaktın? Neyin öfkesi lan bu? Ben sana ne yaptım?
Bize soruyor musun? Beni sen Martoğlu Saadettin yaptın. Sen. Anlat lan o zaman. Bugünü beklemiyor muydun? Anlat. Neyi anlatayım? Anlatacak bir şey yok. Anlat işte. Bak ölmedin. Anlat. Tamam. Peki. Anlatayım. Beni dedemin yanına gönderdiler. Dedem beni çok severdi. Ama onu bilsen ne sevmek. Sabah ayrı, akşam ayrı severdi. Evi temizlettirirdi, kahve yaptırırdı. Bir yerde bir toz mu gördü? Hop. Sevgi. Kahveyi döktün sevgi. 8 yaşındayım lan da. Dede dedim. Beni bu kadar sevme. Çocuğum ben daha. Öleceğim bir gün. Yere battaniye attıydı. Geceleri orada yatardım ben. Bir gece dayanamadım. Allah'a dua ettim. Allah'ım dedim. Ya benim canımı al. Ya da dedemin. Bitsin artık bu çile. Nereden bilebilirdim ki? Çocukların dualarının kabul olduğunu nereden bilebilirdim? O geceden sonra bir daha öyle dua edemedim ben. Ben zannediyordum ki dedem ölünce her şey bitecek. Meğer her şey yeni başlıyormuş. Gözlüm ben bu elden gidersem, Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul, kal melul melul, keremet aklımda. Komşular geldi birkaç gün, yemek getirdiler. Sonra o da kesildi. Dediler ki seni alıp yurda götürecekler. Bekledim. Kimse gelmedi. Keremet aklımdan çıkarma beni. Allah gözyaşını silme lul melul. Annem bir tek menemen yapmayı öğretmişti bana. Çıktım pazara gittim. Çürük domatesleri, biberleri, soğanları topladım. Döndüm eve. Menemen yaptım. Yağsız, yumurtasız. Tadını hiç unutmam. Ondan sonra da ne bulduysam onu yedim evde. Bulgur buldum, bulgur yedim. Un buldum, un yedim. Böcek buldum, böcek yedim. Açlık kötü bir şey. Tavşan uykusu uyuyorum geceleri. Ev buz gibi. Soba yakmayı bilmem. Bekliyorum ki babam gelip beni bulacak. Annem bana öyle söylemişti. Baban gelip seni bulacak. Gelmedi. Ama başkaları geldi. Korktum. Kaçtım. Ağla gözyaşını silme lul melul. Beni ağlattırsan doyma yaşına. Ağla gözyaşını. Kaçtım da nereye kaçtım? Dışarı. Dışarısı tehlikeli.
Dışarıda canavarlar var. Hele ki geceleri. Gez benim aşkımla. Yar melun melun. Beni ağlat. İşte Salih. İlk kez o zaman öldü. Sonra bin defa daha öldü. Sen yoktun. Kaçtım ilçeden. İnsanlardan kaçtım. Hayvanların acıması varmış be bu. İnsanların acıması yok. Hayvanların acıması var. Ben biliyorum. Gördüm. Ovadayım. Bilmem kaçıncı gün. Aç, susuz, uykusuzum. İnsanlardan kaçıyorum. Çoban görüyorum. Çoban daha çocuk. Ondan bile kaçıyorum. Sen yoksun. Bir mağaraya sığındım. Mağara karanlık. Buz gibi. Sonra bir hırıltı duydum. Kafamı çevirip bir baktım. İki çift göz. Bana bakıyor. Bir köpek. Dişi. Vahşi. Şöyle bir baktım. Memeleri sarkmış. Süt dolu. Ağladım o an. Dedim ki, ben de bir ananın yavrusuyum. Kıyma. Rezil rüsva eyleme beni burada. Belki de demedim. Mağara bile değildi belki orası. Hatırlamıyorum, o mağara benim hikayem oldu. Hatırladığım tek şey var. Köpek insafa geldi. Arkasını döndü. Bir baktım böyle arkasında bir sürü ufacık göz. Yavruları sütten kesildi, kesilecekler. Geçti gitti yanlarından. Az biraz sonra geri geldi. Ağzında bir keklik. Yarısını yemiş. Kanatları kurumuş kan. Getirdi önüme koydu. Yedim. Kemiklerine kadar yedim. Sen yoktun. Anlatayım mı daha? Anlatayım, anlatayım. Abi. Hı? Tekneyi kavağa kadar takip etmiş. Orada inmiş şerefsiz. Ama sen hiç merak etme. Bulacağız yerini. Kaçırmayacaktık. En başında kaçırmayacaktık. Benim hatam. Neyse. Ne yapacağız şimdi, eve mi? Beni hastaneye götürün. Paşa'nın yanına uğrayacağım. Selan'ın başında kim var? Enver ile Sedat abi. Yollayayım mı 2-3 kişi daha? Yolla. Canım. Sevgilim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Annem arkadaşlarıyla buluşmaya gitti, onu bekliyorum. Sen de? İyi benden de. Öyle bir değişiklik yok işte. Ne diyeceğim? Bizim çocuklar seni alsınlar mı? Eve getirsinler. Çok özledim. Annem var sevgilim. E tamam işte, ne güzel. Anne de gelsin. Bizimkilerle tanışmış olurlar. Yok, bu sefer iyi bir fikir değil bence. Abimin durumları falan. Daha normal bir zamanda. Peki tamam. Öptüm o zaman. Daha normal bir zamanımız olacak mı acaba? Metin 4 kişi daha yolla. Sokağın iki başına park etsinler. Senaya görünmeden korkutmayalım boşuna.
Çocuklar büyük bir şeyler alsınlar yanlarına. Sabaha kadar kimse gözünü kırpmayacak. Ben de abi tamamdır, merak etme. Kazım'dan haber var mı? Çalıyor ama meşgul atıyor efendim. Nasıl seni? Nasıl bunların hesabını? Canım, bunların hesabını. Karacan'ın haberi var mı? Ben konuştum dışarıda. Ama sakin. Seni görmeyi bekliyor. Bakın. Yamaç ben söyleyene kadar haberi olmasın demiş. Yapmış. Ben gideyim mi? Yalvarırım. Bana yardım et. Bir şey. Röntgen istedi doktor. Bunu çektirip geleceğiz, tamam mı? Sakin. Hadi. Gelelim mi biz de? Yok, gerek yok. Hadi. Çenenizi sıkı tutarsanız devamı var. Aranınca geri geleceksiniz, tamam mı? Tamam.
abi. Bu kadar önemli mi bu? Önemli Cemil. Hadi. Paşam, uyan. Ne? Ne oldu? Selim mi? Yok, Baykal. Ne? Çıbanın başı. Kendine beyefendi dedirten puşt, Baykal çıktı. Yapma. Yapma. Ben yapmadım, o yaptı. Ben ne yaptım? Pardon, kusura bakma. Bakma. Paşam, biraz sinirlerim bozuk. Elimden kaçırdım. Biraz eğlencenin bokunu çıkardım. Benim hatam. Neyse, tamam. Sen nereden tanıyorsun bu herifi? Zamanında birlikte iş yapmışlığımız vardı. Bu inşaata girmeden önce. İnşaata girince aldı yürüdü zat. Onu pezevenk. Çok kuru. Ya. Ya. Aynen öyle. Ya bana bir şey lazım paşa. Ben bu herifle aynı masada oturdum. Abi dedim. Hayatını kurtardım herifin. Gözümün içine baka baka sırtıma hançeri saplıyordu. Allah beni kahretsin. Deme öyle. Deme. Ya ben ne yapayım o zaman? Ara bulucu diye aldım getirdim koydum önüne. Ben getirmedim. O aradı beni. Nasılsın diye. Hal hatır sorayım diye. Aklıma getirdi kendini. Pezevenk. Ah paşa. Ah Cihangir. Ah Cihangir, ben seni ne yapayım Cihangir? Paşa. Ben... Tamam dur, bir dur. Dur, ikimiz de kendimizi keseceğiz yoksa. Bir dur, zamanı değil. Bir sakin olalım, dur. Bunun kimi kimsesi var mı hiç? Halası, kızı, torunu, ne bileyim, oğlu. Yok. Hiç kimsesi yok. Yalnız kurttur. Tabii benim bildiğim. Elime bir şey geçirmem lazım. Sıkıştım. Anladın mı? Herif her şeyimizi biliyor. Her şeyimizi ha! 5-0! Delireceğim! Sakin ol önce. Kim delireceğim? Nasıl olayım? Bir şey yok, sakin olayım. Cemil, çıksan.
Baykal Bey. Yamacı indirmeye çalıştı. Ağzımızın payını aldık hep birlikte. Sana ne? Sen ne karışıyorsun ki? Öyle gerekti diyelim. Bana yardım eder misin? Eve gidemedim. Ofise, otele. Aklıma burası geldi. Dedim ki işte burunların dibine girersem beni bulamazlar. En azından bir süre. Baykal nasıl? Turk gibi. Seni orada bırakıp kaçtı yani değil mi? Kaçtı. Beni bırakıp. Ölüyordum, umurunda olmadı. Aramıza hoş geldin. Bir gün herkes Baykal'ın kazığını tadacak. Beni çıkarabilir misin? Nereye istiyorsun? Yurt dışı diyorsan biraz zor. Yok, yani... Yanına mı gideceksin? Başka gidecek yerim mi var? Tamam. Cemil seni bıraksın. Sağ ol. Şimdi buna bakabilir miyim? Bakma. Bana bir bak. Bu çok çaresizce bir şey ama bir şey soracağım. Baban seni hiç görmüyor, farkındasın değil mi? Onun için canını feda etsen bile görmeyecek. Ne zaman vazgeçeceksin bundan? Ne zaman anladın? Baykal'ın yanında seni ilk gördüğümde. Bir güzel söz duyabilmek için çaresizce gözlerinin içine bakıyordum. İt iti kuyruğundan tanır. Babalarımız bizi sevmedi. Bizler çirkin ördek yavrularıyız. Yapacak bir şey yok. Bir kere ulan. Bir kere ben. Bir kere ben. Bekleme. Asla anlayacak. Açsana lan şunu. Ben arıyorum ben. Açsana şunu. Telefon. Beyefendi, üstünüze iş... Kes sesini lan. Sana fikrini soran oldu mu? Adam mı böyle? Yok. O arada severdi. Niye vurulmadın diye kızar. Vurulursan aferin alırsın. Pardon. Sağ ol, sağ ol. Benimki işte Dağı Sev. Ağzıma sıçandım bu. Seninki daha net. Hep dayak. O yüzden... kimse... efendimiz gibi olamaz. Hiç oğlum dedi mi sana? Gerçekten yani. İçinde hesap kitap olmadan. Hiç oğlum dedi mi? Oğlum.
13 yaşındayım. Bilmem neresi, bir köy. Kaçağa çıkıyoruz. Beni katırların yanında yatırıyorlar. Katırların sıcağı güzel ama katır işte. Gecenin yarısı bir işemeye başlar, övüre övüre uyanırsın. Ardından mutfakta yatmaya başladım. Yemekleri ben yapıyorum ama yemek yemem yasak. Boşlara atıyorlar önüme, ben yıkıyorum. Ama önce diplerini sıyıracaksın. Çünkü başka yemek yok. Vartuli! Kalk lan kalk! Abdullah baba var başlarında. Yaklaşık 20 kişiyiz. Oğulları, yeğenleri, torunları, bir de ben. Sokak köpeği. Kaçağa çıkıyoruz. Mayınların yeriyle oynadılarsa ben patlayacağım, katır patlayacak, diğerleri geri kaçacak. Katırlar mayının kokusunu biliyor. Ben de mayının kokusunu biliyorum. İkimiz de hayvanız ya. Bir gece yerde yatmaktan hasta olmuşum. Bilmiyorum ki katır da hasta. İkimiz de koku almıyoruz. Katırı bastı mı mayına? Havaya uçtuk. Beni alıp eve getirmişler. Neden biliyor musun? Uyanırsam jandarmaya konuşmayayım diye. Ölürse burada ölsün demişler. 13 yaşındayım ben. Ölmek için çok erken. Ama ölmüşüm. Ertesi gün dışarıya çıkarmışlar cesedimi gömmek için. Sonra bir an bir bakmışlar. Nefes alıyorum. Katırlara bakmaya gelen baytar var. O bakmış bana. Kaburgalarım kırılmış. Sağ gözüm yerinden çıktı çıkacak. Sarmış kaburgalarımı. Sonra sağ olsun katırlara yapılan bir iğne var. Birazcık ondan yapmış. Demiş ki ölürse şaşırmam. Ölürse şaşırmam. Ölmemişim. Neden biliyor musun? Çünkü annemin hayali koştu yardımıma. Saçlarımı okşadı. Saçlarımı okşadığı an derin bir nefes aldım. Oğlum dedi, dayan, dayan yavrum. Bugünler de geçecek, dayan. Ölmedim. Çünkü annem geldi yardımıma. Sen değil. Sen yoktun. Sonra iyileştim. Abdullah yanına çağırdı. Dedim Abdullah baba, uğraşma benimle. Ben öldüm, ben bittim. Ama yok. Dedi bundan önce neysen, bundan sonra da osun. Yoksa tabakların kenarını bile sıyıramazsın. Katırlarla. Saman yersin. Ki saman yemişliğim de var ha. İdris Bey'imiz aklınızda olsun. Bir gün lazım olursa samanı çiğnemeden yutmayın sakın. Samanı önce iyice bir çiğneyeceksin. Hamur olunca ondan sonra yutacaksın. Aksi takdirde kusturur. Salih'im o güne kadar. Dedemin adı da Salih'ti. İzin vermedi Salih adını kullanmama. Piçim ya ben. Sen de bundan sonra Saadettin ol. Vartuli Saadettin. Dedem öldü. Yine sen kimsin diye sorun olunca Salih'im ben diyorum. Salih. Anne dedim oğlum Salih.
Bıkmadın mı Salih olmaktan? Kaç defa öldün? Hayvan gibi yaşıyorsun. Bari hayvan gibi ölme. Zannediyorsun ki baban seni sorduğunda Salih nerede diye, aha diyecekler, bak şurada Salih, senin oğlun. Dedim kendine gel artık. Babanın seni sorduğu falan yok. Babanın seni umursadığı falan yok. İyisi mi sen? Dedenin sözünü dinle. Saadettin ol. Vartolu Saadettin. Canını yakanlardan, canına okuyanlardan, canını çıkaranlardan intikamını al. Salih öldü, Salih'in intikamını al dedim. Aldın işte. Aldım. Ama 17 yaşıma kadar sabrettim. Beyazıt'ın karşısı Bazargan. Kaçağı oradan getiriyoruz. O zamanlar toz çerez. Abdullah getireni sevmez. O yüzden gizlice koynuma soktum bir paket. Orada herkes de var. Kalktım İstanbul'a geldim. 10 katı fiyatına sattım. Sonra devam ettim yapmaya. Alıyorum, saklıyorum, satıyorum, biriktiriyorum, satıyorum, biriktiriyorum. Sonra biriktirdiğim parayla geçtim Bazargan'a, bir keleş aldım. İntikam almak ne güzel bir şeymiş. İşte o günden sonra benim canımı yakan, canımı acıtan, canıma okuyan kim varsa intikamımı aldım ben. Bir tek ben kaldım öyle mi? Sen büyük lokmaydın. Çukurun kralı İdris Koçovalı. Sen beni arayıp bulmadın ama ben seni buldum. Bak yaşıyorum. Seni tahtından indirdim. Şimdi sen yerdesin, ben o tahttayım diyecektim sana. Çünkü sen beni çukurdan gönderdin. Ben çocukken hep ağlardım. Babam beni niye sevmiyor? Babam beni niye istemiyor? Ben babama ne yaptım diye. Söylesene. Söylesene, ben sana ne yaptım baba? Ne istedin benden? Ben seni bilmiyordum ki. Bırakın bu numaraları İdris Bey. Atın her şeyi Vartolu Saadettin'in üzerine, kenara çekilin. Ben bu numaraları yemem. Benim adım... Benim...
tanemsin sen benim, biricik oğlumsun. Kaçta gidiyorsun yarın, ben bırakayım seni. İşin gücün var senin, ben giderim. Bana bak. Hı? Aferin. Aferin canım oğlum. Son bir şey daha soracağım. Hiç babanla görüşüyor musun? Hani o da İstanbul'da ya. Hayır anne, sen görüşme dedin, arama dedin. Ben de aramıyorum işte. Aferin. Aferin. Hadi git yat, geç oldu. Söz verdi. Emrah bana söz verince tutar. Gurura bak ya. Ben senin öz kızınım üstelik. Beni niye sevmedin de onu bu kadar sevdin anne? Ben sana ne yaptım? Bilmediğin şeyler var Sena. Anlat o zaman. Bırakalım şimdi bunları. İstediğin oldu. Geri çekilecek. Bir günde bir zafer yetmiyor mu sana? Nerede yatıyorum ben? Gelirken kantinde gördüm. Adı Sultan.
Tanıştırsana beni. Tanıştırırım ama biraz sert bir kadın. Haberin olsun. Hmm. Olsun. Ben kendimi sevdiririm. Beyefendi. Koçum benim. Koçum benim. Bana bak. Sen bugün çok büyük bir iş başardın biliyor musun? Benim için neler yapabileceğini gösterdin. Bunu asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Hayatımın sonuna kadar asla unutmayacağım. İyisin değil mi? Ha? Yaralı falan değilsin değil mi? İyiyim beyefendi, iyiyim. Bak buraya, bak buraya. Gel, gel, gel. Banyoyu hazırlayın. Nazım Bey üstünü değiştirecek. Benimkilerden bir şeyler ayarlayın. Eğer uymazsa mağaza açtırın. Emredersiniz efendim. Tamam. Yani bir süre daha burada kalacağız, öyle görünüyor. Onlara göstereceğiz. Hani o böyle... Şey var ya, o yamaç soytarısı. Hani böyle, hani böyle... Beyefendi. Böyle şeyler yapıyor ya. Onlara Baykal göstereceğiz. Bey. O yamaca dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Baba! Bartol senin kas gücündü, tetiğindi. O gitti. Selim'e oyunu değiştireceğim dedin. Ama aynı oyunu oynamaya çalışıyorsun. Hem de kimseyi kullanmadan doğrudan sen... Bu iş başkalarının işi. Eğer başkasına bırakamıyorsan yapma. Sen bunu yapamazsın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hiçbiriniz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ben yaparım. Ben Baykal'ım. Anlıyor musun beni? Ben yaparım. Özür dilerim beyefendi. Benim hatam. Bulduk abi. Aslansınız aslan. Medet'in iyi mi? Sen nereden? Eve taşırken gördüm seni. Sorma cevap versen. Nasıl Medet'in? İyi mi? O benim Medet'im değil. Ağanın Medet'i. Medet iyiydi. Yemiyor, içmiyor. Konuşmuyor. Duvar. Sürüm sürüm sürünsün inşallah. Durum bildiğin gibi değil. Bir herif var, şeytanın insan elbisesi giyeni. Hepsi onun yüzünden oluyor. Bana Medet'i savunma. Niye geldin sen? Geçmiş olsun demeye mi? Dedin hadi, git. Git! La havle ve la kuvvete illa billahi l'aliyyil azim ya. Doğru düzgün hiçbir şey görünmüyor abi. Metin, dalsak mı? Dalalım. Ama çok can kaybolur. Onlardan da bizden de. Onları siktir et. Bizden olur, olmasın. Beyefendi, izleniyoruz. Thank you.
canım benim, nasılsın? İyiyim canım abim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gelsene bir kahve içelim. Ha, galiba gelemiyorsun. Şimdi tıkılmayayım oraya. Açık hava iyi. Böyle iyi. Şimdi sen beni öğrendin ya, aferin sana. Aferin, aferin. Ama fark etmez. Artık kartlarımızı açık oynayacağız. Ben senin etrafına ağlarımı ördüm. Farkında değilsin ama yakında öğreneceksin canım. Öğreneceksin, öğreneceksin. Ha canım ha. Evet. Çok afili laflar bunlar gerçekten. Ama şunu atlıyorsun. Sen şimdi o evde sıkıla sıkıla oturacaksın. Niye biliyor musun? Oyuncakların dışarıda kaldı çünkü. Sen içeridesin. Ben dışarıdayım. Oyuncaklarınla ben oynayacağım sen yokken. O telefonun açık kalsın. Bugün çok çalacak çünkü. Felaketin oluyorum. Amına kodumun çocuğu. Haberin yok. Herkese haber ver Mit. Herkese. 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 Her tarafa adam yerleştirin, güvenliği de arttırın. Herkes burada beyefendi. Adam kiralayın o zaman, tamam mı? Ver şu telefonu. Beyefendi. He. Cüzdanım diye birisi geldi. Tamam, alın içeri. Hadi Nazım'ı odasına çıkarın, oradan da ayrılmasın. Emredersiniz efendim. Anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Oğlumu rahat bırak. Onu attın başından, şimdi de geri mi girdin hayatına? Aferin. Sen ne biçim bir adamsın? Sen benimle böyle konuşma cesaretini nereden buluyorsun ya? Ha? Kimsin sen ya? Neyine güveniyorsun? Çağırayım mı kocanı buraya? Hı? Ya da zorla getirteyim mi? Her şeyi anlattırayım mı? Karın öz oğlunu ailene evlatlık diye soktu değil mi? Ha? Kaç yaşındasın sen? 50 mi? Ha? Hayatının geri kalanını yalnız başına geçirmek ister misin? Seni yalnız bıraktırayım mı? Ya da daha kötüsü var. Daha kötüsü var. Emrah oğluna söyleyeyim mi? Ha? Senin terk eden o annen var ya. Hani çocukluğum boyunca anlattığım annen, seni sevmeyen, seni istemeyen, seni terk eden annem var ya, işte o güzide anneden başkası değil, değil mi? Ha? Seni geri aldı ama kocasını açıklayamadı. Evlatlık diye soktu ailesine, değil mi? Ha? Ne büyük yıkıntı değil mi? Büyük yıkım. Çünkü seni çok seviyor. Benden daha çok seviyor. Hatta hayattaki her şeyden daha çok seviyor. Sana yardım edeceğini sanıyor. O çukur mu neresiyse mahvedecek Emrah'ı. Bak, senin yüzünden oğlumu kaybedeceğim. Geri çekil. Bilmediğin şeylere sen niye burnunu sokuyorsun Güzide? Ha? Senin bir tane kızın yok mu? Niye onunla ilgilenmiyorsun? Ne yapıyor? Yine sağda solda sürtüyor mu? Hı? Hı. Yani onu da mahvettin sen biliyor musun? Onu da mahvettin. Bilmiyorsun. Hayatımda tanıdığım en kendini beğenmiş adamsın Baykal.
Onun için mi benimle birlikte oldun? Ha, hatırlıyorsun değil mi? Ama ben de sana hayatındaki en güzel hediyeyi verdim. Emrah olduğunu, daha doğrusu üvey olduğunu. Kendinden başka kimseyi sevmezsin. Sevemezsin. Kibrin seni şimdi olduğun adam yaptı, evet. Ama buraya yazıyorum bak. O kibrin seni öldürecek. Göreceksin. Hadi. Beyler, ava çıkıyoruz. Büyük av. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza. Çatapat var. Herkes arkadaşını kollasın. Bütün plastikleri alın. Biraz gürültü çıkaralım bakalım. Kimse paşanın plastiklerini paşadan habersiz alamaz. Paşam, sen git yat, dinlen Allah aşkına. Höst, çok istiyorsan kendin git yat. Plastiklerime benden habersiz dokunanın topuğuna sıkarım. E paşayı duydunuz millet. Gong sesi çaldı. Ve maç başladı. Hadi. Köşe başında kesilmiş nefesim, kısılmış sesim. Sanki çok yakılmış deniz. Gözümde sanırlar gerçeğin tılsımı yedik. Mahalle afişlenmiş, basılmış evim. Sıkılmış beni, belki bir ağaç, belki bir kedi. Vefa servetim dedim, sevda hayledir denir. Cebimde çakım var, kalbimde hasretin kiri. Bilirsin ansızın kapana kapılar açılmaz geri. Bir dünya gözümde arkada silik. Aa, dört yanım ihanet, dört yanım yalan. Bak! Geçmemiş bu kış, gelmemiş bahar. Şu koca binaları üstüme yıkan. Gülümser önümde yüzlerce zaaf. Umut her şeyden vaz. Dönmedim geri, çıkmıyor üstümden geçmişin kiri. Gözüm kör, zihnim hep tetiktedir. Beyler! Tetiklerim, yanı başımda hep filizlenir. Bu olmaz kalır, biter bir gün. Dükkanı kapattık! Çıkın! Kıstırıyorlar senin sokakta. Gördüm her köşe başında. İsmin her kırk duvarda. Anlatıp kaldırırlar. Kandırıyorlar senin masallar. Kalbim hep aynı çukurda. Ellerim paspak, ellerim diken. Ellerin yağız, ellerin göğe. Açılmış ellerin niye? Kaçırılmazı görmeyeyim diye bu hülya gözüme perdeyi çeker. Ama bilmiyor ödenmiş bedel, güneş yarına gemi. Tercümesi zor bir şeye dönüşür yaşam. Bölünür sofran. Evet, çok değerli misafirlerimiz, müzemiz kapanmıştır. Sizi şöyle dışarı alalım. Tamam, daha kibar olayım. Sayın beyefendi ve hanımefendiler, müzemiz kapandı. Lütfen şöyle sizi dışarı alalım. Hayır, biz ateş çaktınız da. Kapıyı bilmiyor aşkım. Her şeye inat, bitmiyor şarkım. Kimse duymuyor alkış. Değişir her şeyin kimliğini iten. Devredir duvarlar, ismini siler. Bura kimlerin alanı? Bunlar kimlerin yalanı? Ha? Bugün kirlidir sokağım. Herkes her şeye hazır, ben hazır. Umursamayacaklar incelip kopanı. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Çıkmam. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Lütfen dışarı çıkmam. Söyle onlar çıksın hadi.
Evet, çıkalım. Hadi bakalım, boşaltalım. Evet, mekanı boşaltalım. Evet. Çıkalım. Mükemmel. Var mı bir hareketlilik Metin? Yok abi. Tuvalettedir abi o. Kusuyordur şimdi. Ne alaka lan? Korkunca kusarsın ya. Siz olmuyor mu? Ben korku filmi izleyemiyorum ya. İmicinde falan. La oğlum 30 küsur yıllık kardeşimsin. Her gün yeni bir icatla çıkıyorsun karşıma. Beyler, hadi siz gidin. Kapının oraya bir yere yerleşin. Delirmediyse de az kaldı, yakında delirir. Bir de kafasını çıkarırsa koparıverin bir zahmet. Yani zahmet olmaz. Selamlar kızım. Baykal ben. Nazım'ın babası. Nasılsın görüşmeyeli? Nerelerdesin? Evdeyim Baykal Bey. Ben de sizi arayacaktım aslında. Her şey yolunda mı? Buluşalım demiştiniz. Ha, kusura bakma. Acil işlerim çıktı. Onun için buluşamadık. İstersen bugün müsaitsen buluşabiliriz. Tamam. Tamam. Bana da uygun. Nerede peki? Kağıdın kalemin var mı yanında? Bir saniye. Yazıyorum. Afiyet olsun. Tamam. Tamamdır. Ben 2 saat oradayım. Görüşmek üzere. Thank you.
ulaşamadınız herhalde. Maalesef sınırım bugün gelmeyecek. Tamam, sorun değil. Geldiğin haber verirseniz sevinirim. Tabii ki. Bu numarayı takip edin. Arama yapmasını engelleyin. Eğer çukura giderse haberim olsun. Laz'a da haber verin, yerini alsın. Peki efendim. Ya bu polis ne oldu Emrah? Bulduk beyefendi. Davet edelim mi? Edin. Emrah Bey. Gel, gel. Gel, gel, otur, gel. Gençken geceleri çıkardık arkadaşlarla. Para var. Delikanlılık. Erkeğiz tabii. Kanımız kaynıyor. Benim o zamanlar bir dostum vardı. Gonca. Gonca'ydı adım. Sen beni niye sevmiyorsun? İdris derdi. Ben seni çok sevdim be İdris. Sen beni neden sevmedin? Ne söyleyeceğim? Yalan söyleyemem ki. Bilmem ben yalan. Sonra bir iş oldu, hapse girdim. Hapse girince tabii bonca monca kalmadı. İçeride şişledi beni hasımlarım. Ciğerimden. Ben canımın derdine düşmüşüm. Gonca mı gelir aklıma? Neyse çıktım. Çıktım. Gonca ölmüş. Onu duydum bir tek. Ölmüş. Bütün bildiğim bu. Otuz küsür yıl geçti üstünden. Otuz yıl. Otuz yıl sonra bana dediler ki... bu Gonca'nın asıl adı Gonca değilmiş. Mehribanmış. Mehriban senin çocuğuna hamileymiş. Biz senden sakladık. Niye? Senin bir oğlun daha oldu. Adı Salih'ti. Burada yaşardı. Çukur'da. Anası ölünce biz de gönderdik onu. Nereye? Bilen neden yok. Cumali, benim oğlum. 10 yıldır hapiste. Her Allah'ın günü haberi gelir. Ne yedi, ne içti, uyuyabildi mi? Uyuyamaz benim oğlum. Çocukluğumdan beri. Uyku haram. Bilmiyorum niye. 4 saat günde en fazla. Akın. Selim'in oğlu. O da hapiste. Astımı var Akın'ın. Astım krizini bilir misin? O bilsin istemez. Fısfısı var kullanmaz. Güçsüz görünürmüş beyim. Buldum, buluşturdum nerelerden.
ucuca ekledin. Şükür. Şimdi daha iyi. Ayda yılda bir kez geçirir. Demem o ki, ben oğullarımın izini sürerim. Oğullarımın oğullarının bile. Anladın mı? Benim senden haberim olsaydı, bilseydim ben seni, bırakmazdım. Bu anlattıkların hiçbirini yaşamazdın. Dizimin dibine oturturdum seni. Abini de... Civa. Neyin kralı? Sen ananın anlattığı masallara kanmışsın. Ben de sana bir masal anlatmıştım, hatırladın mı? O da benim hikayemdi işte. Benim bütün ailemi gözlerimin önünde bitirdiler, yok ettiler. Buraya geldim sonra. Kendime yoktan aile kurdum. Kardeşler, bacılar, oğullar, kızlar, yeğenler. Kralmış. Ben Çukur'un kralı değilim. Tahtım, mahtım yok benim. Bir kuru sandalyem var. Kahvemde gider onda otururum. Ben Çukur'un babasıyım. Babası. Kral olmak kolay. Ali kıran başka sen. Herkes kral. Öyle mi? Zor olan baba olmak. Zor. Gerektiğinde kızacaksın. Gerektiğinde saçını okşayacaksın. Bak. Rahmetli kahramanıma. Bak Yamaç'a, Çukur evimiz, Yamaç babamız diyorlar şimdi. Nasıl bir gururdur o biliyor musun sen? Sebepsiz değil ama, haklı. Selim, o kendisi de istemedi. Ben de vermedim izni. Kral olmak istersen, yaptırtmam. Ölürüm, yaptırtmam. Ya sen ölürsün ya da ben. Ama bu sefer gerçekten ölürsün. Gözümden bir damla yaş akarsa namerdim. Bak bana. Ha diyorsan ki ben Çukur'un babası olurum, o ayrı. Buyur. Dene. Hodri meydan. Doğru duydum. Bak. İlk hatayı yaptım bile. Kolay sandın. Değildir. Bak Yamacıma. Geleli kaç ay oldu? Deli fişekti. Yaşlandı çocuk. Bir omzunda bir ton, öbür omzunda bir ton yük var diyor. Doğru. Zordur. Zordur.
Zordur. Üstelik tek başına. Üstelik şeytanla anlaşma yapmadan. Canına kasteden şeytanla. Şeytanı yok edersem. Edersem, yaparsam. Ben anlamam o dilden. Yaptım, ettim. Ben bunu bilirim. Şunu da bil. Ben hakem değilim. Hakem Çukur'dur. Ben değilim. Sen bizi şeytanla birlikte yok ederken imdadımıza kim koştu? Yamaç. Yamaç koştu. Benim yerim onun yanıdır. Tamam. Çık dışarı. Git. Çukur'dan da git. Bayramlarda gelirsin. Elimi öpersin. Belki saçını okşarım. Bir kadeh bir şeyler içeriz ya. İlerleyen zamanda. Bilmem belki. Yok, ben kalacağım diyorsan, kral olacağım diyorsan, benim yerim oğlumun yanında. Sana oğlum demem. Çukur'un babası olursun belki. Zaten ben de gitmiş olurum o zaman. Benim oğlum olamaz asla. Asla. Karar senin. Diyoruz. Baba var Tolu.
Emmi'yi nereye gönderdin sen? Yok ortalarda. Onun başka bir işi var paşam. Benim için onu hallediyor. İdris nerede peki? Onu biliyor musun? Pazar var bugün. Pazara gitmiştir. İyi, isabet oldu. Benim seninle bir şey konuşmam gerek zaten. Yalnız. Nedir? Gel içeride anlatayım. Yamaç! Gel la buraya. Tıraşın geldi senin. Amcanın bir gazını alayım. Hemen geliyorum paşam. Daha 3 gün olmadı. Amca! Neyin tıraşı bu? Ha? Saç sakal tıraşı değil oğlum bu. Ruh tıraşı. Yamaç. Bak berber saç keser ama arada ayna tutar. Bırak herkes kendi yükünü kendi taşısın oğlum. Herkes kendi günahının ceremesini kendisi çeksin. Yazık la sana. Çok zor mu ittin abi? Vallahi bildiğin gibi değil. Allah sandım. Bir elimde ateş. Diğerinde barut. Öyle minihirden geçiyorum. Taşlardan seke seke. Mihir hızlı. Taşlar da yosunlu. Eğer o dengeyi bulamazsam hepimiz patlayacağız. Ne dedim ben sana? Gerekirse kökünden kazıyacaksın. Bırak patlasın oğlum. Bırak ortalık dağılsın, sonra toplanır yine. Dünyanın sonu değil ya. Değil mi gerçekten? Geldiniz lütfen. Saçınız ne kadar güzel lütfen. Yeni mi kestirdiniz lütfen? O nereden çıktı? Tanıdığınız hanımlara mütemadiyen iltifat etmekten imtina etmeyiniz. Çünkü bir hanım gerek saçı gerek makyajıyla her zaman güzelliğini keşfedilmesini bekler. Muhittin Sami, Adab-ı Muhaşeret Kuralları. Sami Matbaası, 1937, Fatih, İstanbul. Yok, kestirmedim saçlarımı ama teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Aliço bak, yine kafamı karıştırdın. Özür dilerim lütfen. Ben sana yamacı sormaya geldim. Uçtu gitti aklım. Uçtu gitti aklım. Uçtu gitti. Yok yok, öyle değil. Telefonuma bir şey oldu. Bir türlü ulaşamıyorum yamaca. Burada mı diye geldim ama... Burada yok, burada yok. İşte, bir saniye. Efendim Baykal Bey. Benim bir acil şehir dışına çıkmam gerekecek. Eğer sana da uygunsa yarım saat sonra buluşalım mı söylediğim yerde? Tamam. Tamam ama ben biraz geç kalabilirim. Kalmazsan iyi olur. Seninle konuşup çıkacağım çünkü. Sana yakın zaten. Yetişirsin. Tamam. Tamam ben geliyorum hemen. Ederim, yardım ederim, yardım ederim. Biriyle görüşmem lazım ama adam pek tekin değil. Benimle gelir misin? Teşekkürler.
Emrah Bey gelmemiş. Uzun, karmaşık, anlamsız bir hikaye anlatmış. İsterseniz arkadaş çağırayım, anlatsın. Yok yok, hayır. Ben anlayacağımı anladım. Laz yerine geçti mi? Soruyorum hemen. Yamaç'cığım, canım. Nasılsın? İyiyim abim, sen nasılsın? Aldın mı hediyelerimi? Aldım hediyelerini, aldım. Sağ ol. Çukur'da mısın? Çukur'dayım. Helva hazırlatıyorum sana. Bir de lokma. Hani Dere Mahallesi'nde bir pazar vardır. Biliyorsun orayı değil mi? Bilirim. Bir de bir gazeteci bir kız vardı ya. Neydi onun adı? Dur. Ha, Hale. Yamaç. Sonra paşam, sonra. Ne oldu? Anlamadım vallahi. Bir telefon geldi, zıpladı gitti. Ali Hanım, lütfen. Dur, dur, dur bir dakika Rüçü, dur. Seninle konuşup çıkacağım çünkü. Sana yakın zaten, yetişirsin. Benim nerede olduğumu nereden bildi? Gidelim, 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 gidelim buradan. İyi değil, iyi değil, iyi değil burası, burası iyi değil, iyi değil. İyi değil, lütfen, lütfen Ali Hanım. Lütfen gidelim, 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 gidelim. İyi değil burası, iyi değil, iyi değil. Gidelim buradan, lütfen. Aliço. Olmaz! 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 Ali! Ali! Ali Hanım! Ali Hanım! Lütfen! 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 Gelme! 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 Komutanım! Gelme! 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 Aliço! Aliço! Anlaşılmadı! Hale! Hale! Anlaşılmadı! Gelme! 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 Tuzak! 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 Gelme! Gelme! Gitme! Hale! Beyefendi, tamam. Yamaç'cığım, canım. Varmadın mı daha? Kıza dokunma. Kızın bir günahı yok. Kıza dokunma. Ha, daha varmadım. Vardığında eserine daha yakından bir bak. Bak, seni uyarıyorum. Benimle uğraşmaya devam edersen sıra daha yakınındakilere gelecek. Bilmiş ol. Thank you.
Helal Aliço. Hayır. Olmasın, olmasın. Sanki yoksun gibi.
pansuman vakti. Siz dışarı alalım mı? Tamam. Ben kantine gideyim. Daha iyi misiniz Selim Bey? İyi işte. Beyefendinin selamları var. Selimciğim. Çok geçmiş olsun. Çok korkuttun bizi. Ben sana ne istediğimi söyledim, sen yapmadın. Senin iplerin benim elimde dedim, anlamadın. Sıkıştığın zaman sen çok tatlı oluyorsun ya. Yani bula bula bunu mu buldun? Vakit kazanmaya çalışma. Ben bunun için yatarım biliyorsun değil mi? Yat yatma. Beni hiç ilgilendirmez. Hem adamı vur hem de kardeşini kendine koruma yap. Yani şimdi çocuk bunları görse ne yapar? Hı? Seni öldüremez de, sen koskoca Selim Koçovalısın. Ama gider. Gitmesini ister misin? He? Ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Beyefendi. Beyefendi. Tamam, şimdi anlaştık. O kardeşini başımdan çek. Zarar vermeye başladı. Geri dursun. Her iki tarafta daha büyük zararlar görecek. Anlıyor musun beni? Tamam. Tamam değil. Anladım beyefendi. Yamacı tutacağım beyefendi. Anladım beyefendi. Yamacı tutacağım beyefendi. İşte. Seninle anlaşacağımızı biliyordum zaten Selim. Hadi ama çabuk iyileş. Daha yeni başladık. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Buradayım. Duydun değil mi? Duydum. Nazım, buraya gel. Bir saniye. Konuştuklarımızı düşündün mü? Bana bak. Ben buraya gel dediğim zaman buraya gel. Özür dilerim beyefendi. Benim hatam. Of of. Hiç oğlum dedi mi sana? Gerçekten yani. İçinde hesap kitap olmadan. Hiç oğlum dedi mi? Ölmen umurunda bile değil. Farkındasın değil mi? Yeter ki o yaşasın. Böyle devam edersen yakında öleceksin, onun farkında mısın? Sen önce geriye hiçbir şey kalmayacak. Sen ölmüş olacaksın. Ama o yaşayacak. Daha iyi bir fikrin yoksa?
boşa konuşuyorsun. Seçeneklerin sınırlı Nazım. Babanın seni öldürmesine izin ver. Kaç. Ya da... Ulan yamaç.
yapma kardeşim ya. Ah be babamın oğlu. Evsin. Lan bu Bartolu değil mi? Evet bu. Kaç kaç kaç. Kırıp kırıp yolan zalim 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 zalim. Ne olacak benim halim? Zalim 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 zalim. Ne olacak benim birader. Pardon, Medet Bey içeride mi? İçeride. Lan! Canasın! Gel bak hemen hemen abine. Abi. Şaşırdın mı? Şaşırdım. Şaşırdım. Abi sen nasıl? Nereden? Anlatacağım ben sonra sana hepsini. Hepsini anlatacağım. Medet! Abi. Bir dakika. Medet pek iyi değil. Hem sen nasıl, nereden? Çok iyi oldu. Abi, abi bir dakika. Medet! Kim durdu lan benim Medet'imi? Benim Medet'imi benden başka kimse dövemez. Kim dedi bunu? Abi işte anlattırmadın ki.
Anlatırsın, bekle. Medet. Kendine ver oğlum. Bak. Abin geldi. Siktir git buradan. Ne diyorsun lan? Siktir git ulan. Ne diyorsun lan? Siktir git lan buradan! Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Bırak onu elinden. Çık buradan. Sen de çık. Vallahi dinime kitabıma ikiniz de vururum ha. Ben ne yaptım lan? Lan! Kim lan bu? Sen çocuk mu kandırıyorsun oğlum? Abim öldü benim. Gelmişsin dinginin birini oturtmuşsun karşıma. Lan! Vartolu Saadettin'le taşak geçirt lan lan! Bana bak. Flakka mı bu? Evet abi işte falakayı yatırmışlar. Ya onu demiyorum ya. Bir şey mi kullandı bu? Yok abi anlattırmadın ki böyle işte. Ay tamam abi. Sen bekle beni burada bekle bekle. Hay Allah'ım yarabbim ya. Medet. Ne yapıyorsun? Ay. Ben bununla sonra ilgileneceğim. Şükür ya. Ah Medet, ah. Medet. Abim. Bizimkiler artık bunun bir adını koyun diyorlar. Anlamadım abim. Abinin mi? Ah! Ya kalk üzerimden ya! Kalk! Kaç defa diyeceğim sana ya? Kalk üzerimden! Lan ağlama lan! Gel buraya gel! Abim! Geçti lan geçti bak geçti geçti geçti. Allah'ım sen beni nasıl sınavlardan geçiriyorsun yarabbim?
İyi tamam dur, ağlamak yok Medet. Bana bak. Ağlamak yok. Şişt. Senin abin öldü mü? Öldü abim. Öldü. Geri döndü mü? Döndü abim. Döndü. Neden? Çünkü Vartolu her zaman bir yolunu bulur abim. Şunu bilaydın ya. Şişt, bana bak. Şimdi seninle mahalleye gideceğiz. Ben orada bir şeyler anlatacağım. Sen de benim yanımda böyle heykel gibi duracaksın, tamam mı? Tamam abim. Ben sana sonra ne olduğunu anlatırım. Ama şimdi heykel gibi duracaksın, anladın? Heykel gibi abi. Ah, heykel gibi. Hadi git bir elini yüzünü yıka, üstü başını değiştir. Kendine gel. Medet ol bana, medet, medet. Hadi. De hadi çabuk hareket et, iki saat seni beklemeyeceğim ya. Bizim depodan da hoparlörü getir. Paşa, geçmiş olsun. Ne zaman çıktın sen? Bugün kendi kendime taburcu ettim. Yere gitmeyeceğim değil mi? Gitmeyeceğim, buradayım. Sana anlatacak çok şeyim var. Belli. Nereden geliyorsunuz siz? Pavyona gittiler abi, kesin, net. Danama. Selamun aleyküm ey cemaati Müslümin. Bir bakın bakayım hele, bir dinleyin bakayım beni. Ya. Hiç haberimiz yok bunca yıldan beri. Ben Vartolu Saadettin diyen de var. Ama aslında Salih. Çukur'da doğdum. Çukur'da büyüdüm. İdris Koçovalı'nın oğluyum ben. Yaşıyorum. Buradayım. Hiçbir yere de gitmeye niyetim yok. Senle vuruldum ben.
gözlerime astılar seni. Ceylanım kör oldu.